Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Bu akşam Çisil Oral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Böyle içeriden beri bu güzel enerjinizle birlikte gözlerinizin içi parlıyor. İyi ki geldiniz. Sizin de öyle, iyi ki karşılaştık, iyi ki buradayım. Ben de çok mutluyum. Çok sevindim. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemek için de sabırsızlanıyorum her akşam. Olduğu gibi başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Hadi bakalım, gelsin ilk fotoğraf. Ekranlara hangi fotoğrafla başlıyoruz derken... İlk doğum gününüz mü acaba? Evet. Birinci yaş. Birinci yaş, annemin kucağında. Ne oluyor diye bakıyorum etrafa. Annenize ne kadar benziyorsunuz. Öyle mi? Evet, annenizin gençliğine ne kadar benziyorsunuz. Gözleriniz, bakışlarınız. Aa, çok sevindim. Evet evet, çok güzel. Peki nasıl bir anmış annenizden, bu anla ilgili neler dinlediniz? Şimdi ben ilk çocuk olduğum için, işte ilk çocuk, ilk torun falan, böyle aile biraz fazla işte özenilmiş, her şeyin ilki öyledir ya. O yüzden annem de çok özenmiş. Zaten masadan da belli oluyor. Pastalar, börekler, çörekler, bol karbonhidrat. Ben hepsini orada yiyemesem de. Ondan sonra etrafa bakıyorum şaşkın şaşkın, ama süsler püsler. O doğum günümden başka fotoğraflar da var çok evde. Albümlerde bakıyorum, yaşamış kadar oldum yani. Siz böyle şimdi tabii çok güler yüzlüsünüz ama o zaman da böyle bir şaşkın, ama yine böyle bir tabii. Yüzünüz hep böyle sanki çocukken de gülüyormuş. Hani bazen çocuklar... Uslu bir çocukmuşum ben. Evet, doğum gününde korkarlar ya bir anda böyle, evet, kalabalık, evet. Alkış falan. Genelde hep böyle çocukların ağladığını çok nadir çocuklar hani böyle ben güler. Ben severdim böyle şeyleri, etkinlikleri falan. O yüzden çok böyle ailemle de gezmeye tozmaya giderdim çok. Ay, ne kadar güzel. İzliyor mu anneniz? İzliyor şu anda. Sevgilerimiz ve saygılarımızı gönderelim buradan. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Biraz daha. Büyüdünüz ve sanırım bir düğünde misiniz? Evet, annem, babam ve ben. Yine atmışım kendimi pislere, Ozlar. Ortalara. Evet, dedim ya, çok uslu bir çocuktum. Onlarla çok gezerdim o yüzden. Yani hiç sıkıntı çıkarmadığım için düğün, dernek, disko, taverna, tiyatro, oy, konser. Kadar güzel. Her yerde ben çanta gibi yanlarındayım. Hiç beni bırakmazlardı bir yere, hatırlıyorum. Uyumlu bir çocukmuşsunuz. Hatta şeyi hatırlıyorum. Hadi Çaman'la Füsun Önal'ın Kelebekler Özgürdür oyunu. O zamanlar böyle çok işte popüler. Demişler ki tiyatroda hani çok küçük alamayız. Annem de demiş ki koltuk numaramızı alın. En ufak bir ses çıkarsa... Hani gelin bizi kaldırın. Kaç yaşındasınız mesela o zaman? 6, 7, 8. Yani ben hatırlıyorum, bu yaşlarda sürekli böyle annemle babamla gezerdim. Yine bir düğünde onlarla şıkıdım şıkıdım oynuyorum. Biraz da süslü püslü bir kız çocuğu. Evet, evet. Sanırım ellerde ojeler, böyle saçlar çok, evet, tatlı toplanmış, kıyafet özenle seçilmiş, ayakkabılar, çoraplar. Annem de özenmiş birazcık, böyle giydirmiş belli kız çocuğu böyle. Süslemiş. Peki kendiniz mi seçiyordunuz kıyafetleri, hatırlıyor musunuz? Hani ben bunu giymek istiyorum buraya giderken, şunu da şöyle bir çanta takmak istiyorum. Ben çok uysal bir çocuktum. O yüzden biraz böyle o yaşlarda söz dinlerdim. Ben sonradan kudurdum. Ben ergenlikle beraber yaramazlığım başladı. Bu yaşlarda hiç sıkıntım yoktu benim. Çocukken yeterince usluydum. Biraz büyüdüm, hebaşlıca asilik yapayım diye. Evet, annem hep şey derdi. İlk çocuğum eğer sen olmasaydın hani ikinciyi doğurmazdım. Hani buna güvenip de doğurdum. Kardeşim de çocukken yaramaz, büyüyünce mesela böyle durumdu. Tam tersi oldu. Tam tersi. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Benim gece hayatından sonra şimdi de. Ah, lise. Lise çağlarında. Nasıl geçti o yıllar? Mesela bu nasıl bir anın fotoğrafı, kesin hatırlıyorsunuzdur. Ya hele bugünü çok net hatırlıyorum. Yani şu fotoğrafın çekildiği günü çok hatırlıyorum. Benim böyle derslerle aram o kadar iyi değildi. Yani böyle hani bana yetecek kadar kafasındaydım hep. Tamam işte hani niye zorlayayım? Ama ben nerede var bir etkinlik? Okulda en önde ben. Yani başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Bu fotoğrafın çekildiği günü de şu yüzden çok net hatırlıyorum. Yine kudurmuşuz bak sınıftaki arkadaşlarla. Müjdat Gezen Sanat Merkezi yeni açılmıştı. Böyle çarşaf çarşaf ilanlar veriyorlar. Gazeteyi öyle ediyor o zaman. Bir baktım akşam okulu açılmış, kurs, tiyatro kursu. Ben de liseye gidiyorum. Tabii gördüm, hemen dedim gidebilir miyim evdekilere. Babam da dedi ki derslerde hani bir sıkıntı olmayacaksa git. Ama hani notlarda bir düşüş olursa bak alırım kurstan. Tamam dedim. Düşmek ne kelime? Ben dersle, notla alakam kalmadı oraya gidince. Kendimi kaybettim. Başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorum, düşünemiyorum falan. Yani böyle çakıldı dersler. Okulda da veli toplantısı var. Ve ara karne dağıtılacak veli toplantısında.
Şimdi gelirlerse karnıyı alacaklar, beni de kurstan alacaklar. Ondan sonra söylemedim evdekilere. Ondan sonra toplantıya gittim. Pazartesi okula. İşte bu o günden bir fotoğraf. Aslında herkes geliyor ama ben çok şu anda kaygılıyım fotoğrafta. Ben ne yapacağım? Evet, gittim müdürün odasına, dedim ki bir yalan attım. Babam dedim rahatsızlandı dedim. Hastanede annem yanında, gelemediler hani top falan. Böyle ben alabilir miyim? Dediler ki bir akrabanız gelsin, yoksa veremeyiz. Bir hafta içinde de gelmezse eve postalayacağız bunu. Ben çıktım sokaklara. Eyvah. Okul forması, bütün bu arkadaşlarım da yanımda. Yoldan geçenleri çeviriyorum. Akraba mı? Evet, numara. Herkes diyor ki kamera şakası mı? Yapamam öyle bir şey. Bir de hani okul forması var falan. Ne olur ne olmaz. Ay, kim saatlerce. Kızlar da peşimde heyecanla. Ondan sonra en sonunda bir tane kız, hiç unutmuyorum, tamam dedi. Ondan sonra... Ne diyorsunuz peki? Diyorum ki... Nasıl arıyorsunuz? Ben yani? Diyorum tiyatrocu olmak istiyorum. Bakın diyorum, sanat hayatım söz konusu. Lütfen gelip benim teyzem rolünü oynayıp alır mısınız karnemi, gelip böyle böyle anlatıyorum. Herkes şaşırıyor ve hayır diyor. Tek bir kişi kabul etti. Hiç unutmuyorum. Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde okuyan uzun kıvırcık saçlı çok güzel bir hanımdı. Eğer izliyorsa buradan beni, bilmiyorum hatırlar mı o günü ama keşke buluşsak. Ben ona çalıştırdım. Öğrettim her şeyi, geldi okula. Ondan sonra hocam teyzem diye tanıttım. Oturttular, ağırladılar, çaylar, kurabiyeler, ah işte çisil şöyle tatlı böyle seviyoruz ama bu derslerle, tiyatroyla yüzünden hiç ilgilenemiyor falan filan. Ah dedi, o da ben soracağım, ona konuşacağım, ablam şöyle böyle. Onun da varmış ama canım içinde yani. Ondan sonra bana da böyle bir iki tane fırça attı onların yanında. İşte bu ne teyzeciğim, çalışacağız, şudur budur. Tamam dedim ben, öptüm, sarıldım, dedim ki Türk tiyatrosu size minnettar. Kariyerimi size borçlu. Aldım ben onu ama bir hafta sonra okulda şak diye annemi gördüm karşımda. Oradan da müdür yardımcısı geliyor. Demezler mi ki eşiniz nasıl, çok geçmiş olsun. Hani böyle iyi falan dedi, kız kardeşinizi de yorduk buralara kadar. Annem bana bakıyor, teyzem mi geldi buraya? Ben böyle sıçan gibi gözlerin içine bakıyorum. Anladı tabii, bilmiyor mu? Ondan sonra... Yalvar yakar dedim, ne olur babama söyleme. Bu seneyi böyle atlatalım, söz düzelteceğim falan. Öyle atlattık o seneyi. Bugün işte bu fotoğrafın çekildiği gün benim sokaklarda yalancı teyze aradığım gün. Peki bu arkadaşlarınızla hala görüşüyor musunuz, lise arkadaşlarıyla? Görüşüyoruz çoğunluğuyla ve hep o günü konuşuyoruz yani. O gün herkes sınıfta böyle bir şeyler oynuyorduk. Ben yapmışım ama son derece aklım... Çok iyi cesaret değil mi ama? Yani evet, şu anda teyzeniz da. Rolünde okula gelen hanımefendi de aynı şekilde. Şimdi mesela hiç zannetmiyorum böyle bir risk. Evet, alır. Hep merak etmişimdir. Ya acaba ne yapıyor şu anda? Hani o kişi, keşke karşılaşsak diye. Hani böyle şu anda ilk defa anlatıyorum bunu bir yerde. Keşke izlese de o benim diye yazsa bana. Belki izler, belki denk gelir. Zaten bu fotoğraftan hemen çağrışır büyük bir ihtimalle. İnşallah buluşursunuz. Babama da söylemedi annem, neyse ki bir işbirliği yaptık. Sene sonunda ben dersleri toparladım. Yazın itiraf ettik. O da dedi ki aman iyi ki söyleyip de sinirimi bozmamışsınız. Evet ya. Çok tatlı bir öyküsü varmış. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Allah'ım. Bu ya. Hala bunu her gördüğümde. Rakıların kendilerini rahat hissettiği yerlerden biri olarak verilmiş yalnız. Yalnız haber. Bu da. Biz lise 2 ya da lise son sınıftayız burada arkadaşlarımızla. Aramızda şu şeyli kareli var ya, sağda oturan arkadaşımız Mete. Böyle işte rock müzik falan dinler, işte metal dinler okulda. Biz 90'lar Türkçe pop diğer dört taraf, hiç alakamız yok. Ama işte cumartesi günü klasik lise gençliği buluşmuşuz. Ne yapılacak? İşte hamburger yenecek, sinemaya gidilecek falan Kadıköy'de. Dedi ki ben bir tişört siparişi verdim Akmar Pasajı'ndan, onu alacağım. Ben de gelin. Biz de iyi dedik, oradaki kafeye girdik. Hepimizin oraya ilk girişi. Ve rock müzikle alakamız yok. İçeri bir kız girdi, dedi ki ben gazeteciyim. Gazete adı verebiliyor muyum? Yani X gazetesinin... Eki diyeyim. Tamam. Yani çok ünlü ve büyük bir gazete. Hala devam eden. Evet evet. Eki dedi ki bir yazı dizisi hazırlıyorum gençlerle ilgili. Sizin de fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii dedik. Biz de böyle gayet gördüğünüz gibi melül melül bakıp poz vermişiz. Bizim dışımızda yalnız bütün masalardaki herkes böyle piercingli, saçlar böyle rengarenk, her tarafları dövmeli, zincirli falan. Hani oraya ait olmayan tek... Fazla renkli duruyorsunuz zaten. O kadar belli ki bizim oraya ait olmadığımız. Fakat biz o yazı dizisinde bir hafta sonra
kocaman bir şekilde çıktık. İşte rock gençliği, rocker gençler kendini burada işte rahat hissediyor falan. O fotoğraflar ve arada biz karikatür gibi yani hiç alakamız yok ama oradayız. Fakat çok hoşumuza gitmişti. Elimizde gazete. Biz bu beşimizle aynı sınıftaydık. Öğretmenim biz ünlü olduk diye okuruz. Rock müzikle hiç alakam olmadan bir rock haberinin içinde çıkmıştım burada. Güzel hikayesi varmış. En önde de siz. Evet yani hani o kadar belli ki oraya ait olmadığım o bakışımla falan bu kadar uyumsuz oldu. Ama yine biraz daha siyah falan böyle o kadar da hani alakasız da durmamış, haksızlık yapmayalım şimdi. Hangi başlık altında çıkacağımdan çok habersiz poz. Rockerların kendilerini rahatsız ettiği yerlerden bir başlığı atalım. Ben ve ilk defa gitmişiz hepimiz oraya. Çok güzel. Ne zaman gitsem bazen oraya hep aklıma gelirim, gülerim. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Ben de merak ettim. Kaç senesine ait ya da hani tam seneyi hatırlamıyorsanız kaç yıl önce olabilir bu fotoğraf? Süha abi sağ taraftaki benim babamın dayısının oğlu ressam ve şairdi ondan sonra ve tiyatro yönetmenliği de yapıyordu. Onun sahneye koyduğu bir gösteride oynamıştım. Yıldız Hanım da izlemeye gelmişti, sevgili Yıldız Kenter. Ondan sonra çok heyecanlı, çok güzel bir gündü. Şu anda ikisi de hayatta değil. Ama benim için çok anlamlı bir fotoğraf. Rahmetle almış olduğu fotoğraf vasıtasıyla. Evet. Peki bu fotoğrafta tam olarak ne hissediyorsunuz? Yani nasıl bir duygu var içinizde? Oyun öncesinde Yıldız Kenter'in izlemeye geleceğini biliyorsunuz. O zaten bambaşka bir heyecandır diye tahmin ediyorum. Böyle biraz dizlerinizin bağının çözüldüğü, biraz böyle bir vücudunuzun titrediği olmuştur sanırım heyecandan. Olmaz ne hissettiniz? Nasıl hissettiniz? Tek düşündüğüm acaba ne düşünüyor hakkımda? Yıldız Hanım beğendi mi? Ne diyecek? İşte olur mu? Olmaz mı? Falan. Başka hiçbir şey düşünemiyordu bu orada. Onun yanında sahneye olmak. Sahneye çıktığınız anda ne hissettiniz? Hemen böyle gözünüz Yıldız Kenter'i aradı evet. mı yok? Evet. Hep böyle bir ona bir gösterme çabasıyla oynama. Yani sanki başka seyirci o an hiçbiri yok. Sadece ona kendini bir beğendirme çabası. Hani acaba ne diyecek? Ne diyecek? Beğeniyor mu? Oynarken devamlı. Acaba şu anda ne düşünüyor? Ay ne kötü mü dedi? İyi mi dedi? Tamamen tüm ona bunları endeksi. Düşünürken aynı zamanda da oynuyorsunuz, oyunun içindesiniz. Ve ne kadar amatörüz aslında daha. Ne okul var, ne konservatuar. Hani çok o hazırlanma süreçleri. Ama tabii bizim için çok idol bir isim olduğu için Yıldız Kenter. Hele ki tiyatrocu olmak isteyen hani her kız çocuğunun en büyük hani idollerinden biridir. O yüzden o çok başka bir duygu. Böyle yan yana durmak, fotoğrafta ölümsüzleştirmek çok kıymetli. Çok evimde de duruyor çerçeve içinde kıymetli fotoğraf. Ne dedi peki, yorumu ne oldu oyundan sonra? Nasıl bir yorum yaptı? Ah Canikom, çok güzel, devam edin dedi. Belki rahmetli almış olduk. Türk tiyatrosu ve sineması için evet. çok değerli usta çok büyük bir kayıp. Biriydi. Saygılarla, rahmetle almış olduk diyelim ve devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ya. Şimdi Levent fotoğrafta, Kırca. Evet Levent Kırca var. Hangi oyun? Sefiller Müzikali. Sefiller Müzikali. Evet, Levent Kırca Oyabaşar Tiyatrosu'nun en büyük prodüksiyonlarından bir tanesiydi. Bir seçme yapmışlardı. Ben de o seçmeye katılmıştım. Ve 300 kişiydik bir sahnede. Çok kalabalık bir prodüksiyondu. Levent abinin yanında Sevinç de var, Sevinç Erbulak. Evet, sol tarafında, tamam. Burası da bir yemek kuyruğu, böyle halka yemek dağıtılıyor işte. Ondan sonra maalesef Tekin Siper sahnede vefat edince bu oyunumuz bizim yarım kalmıştı ama hayatımın en büyük, en güzel tecrübelerinden biriydi. Bir kere Levent abiyle beraber çalışmış olmak o kadar keyifli ve o kadar öğreticiydi ki çok şanslı hissediyorum kendimi. Ne güzel anlar ve anılar biriktirmişsinizdir meslek hayatı içinde. Peki nasıl dahil oldunuz? Nasıl tanıştınız? Seçmelere gitme süreci. Gazetede nasıl? Gene bak ben yine gazete gördüm. İlan görmüşüm. Ben gazeteleri takip ediyorum. Ondan sonra baktım Levent Kırca Oyabaşar Tiyatrosu bir müzikal koyuyor sahneye. Ama bu arada Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almaya devam ediyorsun. Tabii orada yazarlık bölümünde okuyorum ben. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünde okudum. Orada daha yazarlık bölümündeyim. İlanı gördüm. Başvurdum. O şeydeki koca bir çadır vardı, hatırlıyor musunuz? Küçük Çiftlik Park'ın orada devasa onların tiyatrosu. Onun içinde günlerce seçme yapıldı. Biz böyle gidiyoruz, geliyoruz. İşte koro, dans, o, bu falan böyle bir curcuna olunca da çok mutlu olmuştum. Böyle çok keyifli bir süreçti. Şimdi o en öndeki ufaklıklar kocaman oldu. Kaç senesine ait bir fotoğraf?
Oraları çok karıştırmayalım. Peki. Çok sene önce gibi oldu ama o kadar tam yılını da hatırlayamadım da aslında ondan böyle geçiştireyim dedim. Bir 15-20 senesi var mıdır? Fazlası yani, var. Öyle mi? Tabii tabii fazlası var. Ondan sonra şimdi o öndeki ufaklıklarda siz de burada 5 yaşındasınız herhalde. Tabii. Evet. Ben de o çocuklardan biriyim aslında. de. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Bu da başka oyun. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Atıf Yılmaz'ın Güllü oyununu Aliye Uzunatan sahneye uyarlamıştı. Kerem Alışık, Burcu Kara, Bilge Zobo. Çok nasıl keyifli. Bir anı fotoğraf? Bu sahnedesiniz ve evet. Habersiz çekilen bir fotoğraf. Evet, habersiz çekilen bir fotoğraf. Çok keyifli bir sahneydi. Çok keyifli bir oyundu. Bu da çok kalabalık bir şeydi. Ekip prodüksiyonuydu ve çok turne yaptık bu oyunla da. O yüzden çok eğlenceli, çok keyifli. Benim ilk oyunumdur Sadri Alışık Tiyatrosu'nda. Çok severek çalıştım, çok uzun yıllar boyunca hala da çok severek irtibatımı koparmadım, görüştüğüm bir ekip. Burada peki. Önde Kerem'le Burcu'nun bir şey sahnesi var, kavga sahnesi. Ondan sonra Bilge abiyle biz de... Siz de öyle bir durmuşsunuz ki hani kavgaya... Her an böyle ne oluyor? Değil mi böyle bir merakla? Evet. Güzel yakalanmış bir an. Peki çok. Devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Şimdi çok güzel ekip, çok evet. Güzel dizi. Nasıl dahil olmuştunuz? Tümay Özokur Ajans'a bağlıydım ben o dönem. Gani Müjde bir okul dizisi, Perran Kutman'ın başrolünde oynayacağı dizi çekiyor. Kadro neredeyse artık %90 tamam gibi. Tümay abla da diyor ki Gani abiye, bir oyuncum var, bir tanışmanı istiyorum. O da diyor ki, ben kastı yaptım hani hemen hemen bitti, gerek yok. Ya sen bir tanış, ondan sonra hani olmasa da olur ama bir tanış diyor. Hadi zaten ben yaptım ama hani seni kırmayayım tamam diyor. Ben gidiyorum ofisine Gani abinin, işte yapımcımız, ona Ali abi, yönetmenimiz Tarkan abi falan herkes orada. Ondan sonra bir böyle nasıl geçti zaman anlamadım. Bir buçuk saat böyle kahkahalarla, sohbetlerle geçti. Gani abi de tamam dedi, hani görüşürüz. Tamam derken yani, tamam görüşme bitti tamam mı? Yoksa tamam oldu tamam mı, anlayamadım da onu. Soramadım da tamam o zaman dedim, ben de çıktım. Hemen bir telefon geldi. Gani dedi sana bayılmış. Böyle böyle aradı Tümay abla işte. Ondan sonra dedi ki böyle bir bütçe veriyorlar, uygun mu? Ben hani hiç vermeseler de Perran Kutman var zaten, uygun ki. Yani pazarlık mı yapacağım? Tabii ki. Yani o an ne para mefrumu ne başka bir şey. Ondan sonra bu şekilde dahil oldum. Yeniden lise okumuş gibi oldum bu şeyde, dizide. Zaten şöyle kadroya baktığın zaman İpek de geldi bu ara. Bu İzledim. İzledim, izledim bölümü. Çok keyifli. O da çok dünya tatlısı gerçekten. Çok enerjisiyle, neşesiyle çok renk attı programa. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim izliyorsa. Kadro nefis. Hepiniz birbirinizden iyi oyunculuk performansı sergilediniz. O kadar doğal geçti ki izleyiciye. Zaten çok sevildi. Perran Kutman zaten. Yani tartışmasız evet. Türk tiyatrosu ve sinemasının çok değerli sanatçılarından biri. Hı hı. Çok istiyorum, umarım fotoğrafın öyküsünde bir gün ağırlamak ne kadar olur. Güzel olur. Evet, çok istiyorum, çok severim kendisini herkes gibi. Peki burada böyle hiç aklınızdan çıkmayan, en böyle hani geriye dönük o zamanlara döndüğünüzde böyle unutamadığınız bir an var mı çekimler esnasında? Olmaz pek mı? Çok vardır ama çok. Yeri çok başka olan. 13. bölüm. Hiç unutmam bunu. Hani bir de 13 uğursuz derlerdi ya. Herhalde diyorum ondan mıdır nedir? Gani abi bir hayal sahnesi yazdı bize. Ben de dizide kikirik olarak Kerem'e aşıktım. Ondan sonra normalde de hani hobi olarak severim ve buz pateni yaparım. Hani giderim kayarım falan. Gani abi de bunu bildiği için böyle Kerem onun peşinde koşuyor, kayamıyor. İşte kikirik de çok güzel kayıyor falan. Onun rüyası bu, böyle hayal. Böyle bir sahne yazdı. İzmit'teki Olimpik Stat tutuldu. Ondan sonra ben o dönem Türkiye'ye 6 madalya getirmiş olimpiyat şampiyonlarımızdan bir hocayla anlaştım. Haftalarca ders alındı, müzik belirlendi, koreografi yapıldı. Bana yarışmada Türkiye'ye birinciliği getirdiği kostümünü getirdi. Biz bütün ekip, kendisi de dahil, hep beraber çekim günü İzmit'e gittik.
saçlar, makyajlar, o kıyafet falan muhteşem. Ondan sonra hani bir başlayalım artık diye biz giyindik, patenler falan, piste geçtik. Kerem de o kadar muzur ki, şimdi aramızda yaş olarak da en büyük oydu. Hem hepimize böyle bir tecrübe anlamında yol gösteriyordu, hem de fırlamalık çok yapıyordu. Bana dedi ki kulağıma bir anda, biliyor musun dedi, depremde dedi burasını morg olarak kullanmışlar. Hep cesetler varmış dedi, burada bizim dedi bastığımız yerde, kaydığımız yerde şu anda. Ben diye kaldım. Kaymak ne kelime. Ama adım yani atamıyorum, titri. O da böyle bir şey olacağını düşünmedi. Çünkü bana çok böyle şakalar yapıyor. Bir de yan yana oturuyoruz biz sırada onunla sürekli. Yani neler yapıyor güldürmek için çekimde. O kadar alışkınız ki kaç yıl zamandır. Ondan sonra dedim ki ağlıyorum ve titriyorum. Beni buradan alın. Çıkarın beni buradan diye. Herkes şok geçirdi. Koluma girdiler kaskatı, beni çektiler oraya. Titriyorum ben dedim, oraya bir daha adım atamam. Gözümün önünde böyle. Diyor ki inanamıyorum diyor, o da nasıl oldu, ben şaka yaptım kız diyor, kendine gel saçmalama falan dedim. Yok, ondan sonra sahneyi de çok sevmiştim, atacaklar diye de çok üzüldüm. Tarkan abi geldi, yönetmenimiz, dedi ki, sarıldı bana. Şimdi dedi Gani ile de konuştum, Çisil dedi, senin bizde kredin çok fazla, bu sahneyi atmayacağım, tangoya çevireceğim dedi. Ah dedim, çok mutluyum. Bu arada beni giydiriyorlar, soyuyorlar. Ben hala titriyorum. Koydular beni servise, battaniyeleri sarıp ben arkada bir prodüksiyon ekibi. Benzincilerden bana kahveler, çaylar falan. Ben eve gittim. Bu sefer biz İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu'na bir tango kursuna yazıldık. Kerem diyor ki dilimi eşek arası soksaydı da sana o şakayı yapmasaydım danstan evet nefret ederim. Şimdi görüyor musun güzel diyor. Dedim o olsun sana. Biz her gün oraya kursa gidiyor muyuz tangoya? Bu ne söyleniyor? Belma ablayla Gani abi de geliyor. Onlar da ders alıyorlar. Ondan sonra Gani abi diyor ki Kerem'e senin yüzünden ben de diyor bak gördün mü diyor. Ama ne güzel bir şey. Biz orada evet aslında ders dans aldık. Ediyorlar. Yeni bir koreografi, yeni kostümler. Bu sefer tango sahnesi çekildi. Çok güzel oldu. Ama 13. bölümde böyle bir anımız vardır bizim. Aa. Buz pateni ve tango ile ilgili. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak? Neredesiniz? Aa, o zaman bir dakika. Ya bu Öykü Hanımcığım, o zaman şimdi ben size sorayım. Bu fotoğrafta acaba tanıdığınız biri var mı? Şimdi şöyle de bakayım, böyle de bakayım. Sizin yakından çok iyi tanıdığınız biri var bu fotoğrafta. Benim yakından evet tanıdığım. Ay tanıyamadım. Şöyle bir soldan ikinci. Özgür mü? Yok. Değil ki. Mesela mavili bir kız var. Evet. Ona sarılmış bir çocuk var. Evet. Ama çıkartamadım. Konuk koordinatörünüz. Anıl mı? Evet. Şeyle benzettim ben. Özgür'e de benzettim oyuncu. Anıl kurtuldu. Biz Anıl'la çok eski arkadaşız. Sadrial Işık Tiyatrosu'nda Mıknatıs Çocuk oyununun kulisi burası. Ay çok şeker. Ya evet. Anıl bak sen varsın. Anıl'ın, biz Anıl'la sadece bu oyunda değil, yine Sadrial Işık Tiyatrosu'nda Kadıncıklar oyununda da beraber oynadık. Çok turne yaptık, beraber çok oyunda oynadık. Aa, ne kadar güzel, ne keyifli. Nasıl bir Anıl fotoğrafı o zaman? Anıl'a sevgilerimizi gönderelim. Çok emeği var, bize değerli değerli böyle senin gibi çok tatlı, çok güzel, çok değerli evet konuklarımız. Anıl oluyor. Çok da iyi bir tiyatrocu ve çok iyi bir oyuncudur. Bizim de dostluğumuz çok eski zamanlara dayanıyor. Gülen İpek Abalı'nın... Evet, Mıknatıs Çocuk oyunu bu. Ekibimiz de çok şekerdi. Bu oyunla da biz çok uzun böyle turneler yaptık. Hafta içi, hafta sonu bir dünya çocuk oyunu oynadık. Bu da gene o kulisimizden oyuna çıkmadan bir 5-10 dakika önce her zamanki şamatalarımızdan biri. Ama ne kadar seviyorsunuz birbirinizi, ne eğleniyorsunuz. Fotoğrafta evet, çok tatlı evet bir enerji yansıyor. Hala bu ekip görüşür, hala birbiriyle haberleşir. Mesela Anıl beni aradığında çok mutlu oldum bu program için. Aa, iyi ki aramış, iyi ki buradasınız. Ve bu fotoğrafın yayınlanmasını çok arzu ediyordum. O yüzden çok mutlu oldum. Ay çok güzel. Anıl'a da sevgilerimizi gönderelim. Buradan bizim için çok evet değerli, çok kıymetli konuklarımızı organize ediyor. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Nasıl bir andayız bu fotoğrafta? Bu fotoğraf Tuncer Cücenoğlu'nun Helikopter oyunu sahneleniyor. Hadi Çaman Tiyatrosu'nda. Benim de ilk reji asistanlığım ve tiyatroya ilk adımımı attığım iş.
Yani o da şöyle oldu. Cezmi abi var, yanında da Özge var. Benim en yakın arkadaşım, dostum. Ben Hadi Çaman Tiyatrosu'nda çalışmayı çok istiyorum. Hep görüyorum Meditep oyuncularını falan, işleri çok iyi. Çaldı kapıyı, girdik. O da dedi ki gel bana yanımda, dedi böyle bir cesaret. Ondan sonra oyun koyuyorlar mı sahneye, duydum. Ben dedim burada olmak istiyorum bu ekipte. Asistanlık yapmak, hani böyle böyle konservatuvarda hazırlanıyorum. Gel dedi Hadi abi, dedi. Zaten asistan arıyorlarmış o anda. Tam bu konuşulurken girmişim içeri. Dedi ki bu kadar olur. Yani iyi bir reji asistanına ihtiyaç var. Ne yapsak, ne etsek, hani kim olacak, kimi bulalım derken dedi içeri bir kız girdi. Hiç tanışmıyoruz. Ben dedi, senin dedi o özgüvenine de hayran kaldım. Elimizde de bir kutu ekler. Özge ile girdik içeri. Çaya geldik kız. Evet. Hemen açtık tatlıları da. Dedi ki bu tekst. Ondan sonra yapabilir misin? Yaparım dedim. Ben de dedim konservatuara hazırlanıyorum zaten dedim. Ondan sonra tiyatrocu olmak istiyorum dedim. Mutfağında bir yandan da yetişmek istiyorum dedim. Süper dedi. Ondan sonra oyunun yazarı Tuncer Cücenoğlu da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sonra bizim bölüm başkanımız oldu yazarlık bölümünde. O yüzden benim için çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir anıdır. Tabii ben ilk acemilik, ay neler yapmadım. Ama çok kıymetli bir çaba bu. Yani böyle ben konservatuara hazırlanıyorum deyip sadece hani konservatuar sınavlarına hedef bir şekilde gitmemişsiniz. Yani çok girişkensiniz. Bir şekilde evet, tüm tanıdıklarınızla beraber bir bağlantı bulup bir şekilde sanat camiasını, tiyatro yapabileceğiniz her alanı zorlamışsınız ve bir şekilde oraya girip başarılı da olarak gelmişsiniz. Ben nerede bir ilan var? Orada ben. Nerede bir yerde oyun sahneye konuluyor, çat kapı orada ben geldim diye. Öyle bir anıları dinlemeye devam edeceğiz. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. O kadar çabuk geçti ki yönetmenim hadi ara diyor. Kısa bir aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Hiç hız kesmeden devam tamam. edelim. Gelsin bakalım yeni fotoğraf ekranlara. Evet, Yosif Mizrahi ile beraber hangi oyundasınız? Evet, El Yapımı Aşk. Bu benim yazdığım, çok severek, çok heyecanlanarak yazdığım bir oyundu. Sevgili Murat Sarı yönetti. Fakat biz bu oyunu çok kısa oynadık çünkü... Hani yapımcımızla baktık ki çok hani uyuşamadık. Ondan sonra ben de çok böyle şey olsun istemedim. Tekrar hani oynayacağız diye. Ondan sonra birkaç oyunda tadı damağımızda kaldı. Bir iki sezon içinde tekrar oynamayı hani niyet ediyoruz diyeyim. Ama çok keyifli bir oyun. Yosu'yu zaten hani arkadaşım olarak çok severim. Onunla aynı sahneyi paylaşmak da bir o kadar keyifliydi. Ne kadar güzel. O zaman önümüzdeki süreçte de değil mi? Tiyatro severlerle buluşma ihtimali yüksek bu oyun. Tabii tabii, kesinlikle çok yüksek. Yusuf fotoğrafın öyküsüne de katıldı. İzledim. Hatta şu anda böyle geçiyor. Evet, izledim ben o programı da. Sevgilerimizi gönderelim. Kesinlikle çok, çok sevgiler buradan ona. Peki bu güzel haberi de verdik o zaman. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ben de merak ediyorum ne gelecek. Hangi acaba? Hangi fotoğraf gelecek? Çok tatlı bir an. Hangi oyun, nasıl bir anın fotoğrafı? Direfall, ödenmeyecek ödemiyoruz. Bursa, Nilüfer Kent Tiyatrosu. Da benim bir de bir 4 yıllık Bursa maceram var. Konservatuvardan çok sevdiğim bir hocam orada oyun sahneye koyuyordu. Ondan sonra yine onun davetiyle gittim. Orada şey, Direfall'un ödenmeyecek ödemiyoruz oyununda... Mine abla ile, Mine Tüfekçioğlu ile. Kendisini göremiyoruz şu anda. Göremiyoruz aslında ama aynen öyle. Rahmetli Paydar abiyle de beraber aynı sahnede olmuştuk. Benim için de çok kıymetli. Burada şey, aldıklarını kocasından saklamak için, ben de onların komşularıyım, benim karnıma tıkıyordu. O, kocası da beni öyle görünce ben de hamileyim yalanı atıyordum. Ondan sonra o şekilde götürüyorduk oyunda. Ama bir anda oradaki işte şeyler patlıyordu. Sular, zeytinler falan. Onlar da beni hamile olduğum için eyvah suyum geldi diye hastaneye götürüyorlardı. Evet.
Ve biz orada bir pet şişe kullanıyorduk. Böyle bir özel bir şey vardı, böyle bacağımı sarıyorduk. Her oyunda o patlayacak mı, patlamayacak mı? Mine abla orada onu çözüp de o suyu akıtmaya çalışmakla cebelleşiyor benim arkamda. Yine sahne anında habersiz çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Evet. Neden özellikle soruyorum? Çünkü bazen böyle oyun öncesi tanıtım, afiş için tanıtım fotoğrafları var ya. Hani öyle bu onlardan değil. Sahne anında çekilmiş bir fotoğraf mı? Acaba kim çekti? Ne kadar güzel yakalanmış. Çok sevdiğim bir oyun, çok sevdiğim bir karakterdi. Çok daha uzun oynamayı çok isterdim. Yani tadına çok doyamadığım. Bir de komediyi biraz daha fazla sevdiğimden, biraz daha yatkınlığımın da fazla olmasından sanırım. O yüzden komedi oyunlarında çok daha fazla keyif alıyorum. Peki bu oyunda böyle bir olması gerektiği zaman olmayan ve sizi çok güldüren ama izleyiciye de yansıtmadan hallettiğiniz bir an oldu mu? Olmaz mı? Mine ablanın ayağı takıldı, bir merdiven arasına sıkıştı. Biz sahneye girmemiz lazım ama giremiyoruz. Çünkü Mine ablanın ayağı başka bir yerde ve gelemiyor. Biz içeriden kapının oradan bağıra bağıra gelmişiz gibi oynuyoruz. Ondan sonra yani oyunun yaklaşık bir 60-70 saniyesini kapının arkasında sesle oynayıp oradan kendimizi böyle attığımız oldu tabii. Peki şişede sorun oldu mu? Oldu. Mine abla buradaki gibi işte böyle. Mavi sonunda. Böyle. Peki, orada güzelmiş. Davranmış. Her oyun bu sahne bir streste. O şişe patlayacak mı patlamayacak mı diye. Zaten hani böyle bir oyunun stresi de oluyordu evet, ister istemez. Çok da tempolu bir oyundu çünkü. Ondan sonra bir de ben böyle karanlıkta bir market sepetine giriyordum. O böyle açıldığında benim o sepetle bir yere uçmuş olmam gerekiyordu. Ondan sonra o her seferinde bir abuk sabuk oluyordu ama gene bir kotarıyorduk. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Emre Altuğ'la beraber neredesiniz Hayat fotoğrafta? Hayat Bilgisi'nin sezon sonu sanırım. İkinci sezonuna konuk olmuştu Emre Altuğ. O zaman da şey onun Sıcak diye bir şarkısı vardı. Sıcak, çok evet, sıcak evet. falan. Biz bütün şey hanımların bayıldığı o Emre Altuğ'un en böyle havalı, seksi klibinin popüler olduğu dönemler. Tabii hemen kaçırmamışım fırsatı. Hop diye yapışmışım fotoğraf çektirmek için. Peki güzel bir an. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Hangi oyunda? Bu bir çocuk oyunu ve ben burada sizce nasıl bir roldeyim? Ne rolde oynuyor olabilirim? Sanki böyle bir... Bu sefer Anıl çıkmayacak ama hiç merak etmeyin. Çok zorlanıyorum bu programda Allah'ım. Ağaç mı? Değil. Bir tane daha. Şimdi o kadar çok kıvrım var neye ki... Neye benziyorum? Bağırsak... Doğru mu bildim? Yok, bağırsak dedi. Son. Son hakkımı kullanıyorum. Acaba bilebilecek miyim? Mantar. Ceviz içi. Ama bunu ceviz alakalı. Nasıl bileyim ben bunu? Ben burada maalesef düşmüş, kabuğu kırılmış, henüz büyüyememiş, yavru bir ceviz rolünde Türk tiyatrosunda ilk adımımı atmış bulunmaktayım. Lütfen ama. Anlıyorum. Meslek hayatınızda nasıl başladınız? Ceviz olarak. Peki çocuklar, ben şimdi anlayamadım da çocuklar hani ceviz olduğunu hemen anlıyorlar. Kabuğum vardı. Oradan anlıyorlardı. Hadi. Adi Çaman tiyatrosu. Ben de mi bahsedecektim? Taner Bağlas'ın Can Can'ı oyunu. Bu da benim ilk profesyonel oyunum. O Sefiller müzikaliyle aynı dönemde oynuyordu. Hafta sonları Hadi Çaman Tiyatrosu'nda çocuk oyunu oynuyordum. Oradan çıkıp hemen Levent Kıcı Oybaşar Tiyatrosu'na gidip Sefiller müzikaliyle. Nasıl bir meslek ya, aşkı. Ne bereketli günlerdi, evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ay çok güzel bir fotoğraf. Ne evet. güzel poz vermiş objektife. Adı ne? İrma. İrma. Kediniz. Kedim, canım kızım benim. Bursa'da çok küçükken onu ben sokakta buldum. Bize böyle bir lojman tahsis etmişlerdi bütün oyunculara ve ekibe. Biz böyle çıktık, oyuna gidiyoruz akşam. Baktım duvar dibinde böyle annesi yok, kardeşleri yok. Orada da hiç yok yani böyle başka kedi. Dedim ne olacak bu? Ondan sonra kaptım hemen onu böyle bakıyor melül melül. Aldım eve koydum. Önüne de su süt falan koyduk. Oyuna yetişeceğiz hemen. Gittik. Bütün ekibin aklı kedi de evde ne yapıyor gidelim heyecanla. Oyun bitti biz hemen böyle servisten indik çarşıda işte tuvalet, kum, mama ne varsa aldık. Böyle bütün bir apartman çıktık heyecanla ona hazırlıyoruz böyle her şeyi. İstanbul'daki evimizde de kuşumuz var bizim muhabbet kuşumuz var. Ondan sonra
şey diyorum anneme, sahiplendireceğim ben, hani o yüzden aldım. Tabii ki sahiplendiremedim çünkü yani evlat oldu o bana orada, çok büyük bir aşk. O yüzden yalnız burada da bak hafiften de böyle bir da var yani, fotoğraftan sonra bir patiyi yiyecek gibi duruyorum ben, tutmuşum. Tersi pis, onu anladık gözlerden. Benle beraber tabii ki İstanbul'a geldi. Ondan sonra artık bir odada kuş, bir odada o, idare ettik çünkü bırakmak gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Yani ailecek hayvan sever olduğumuz için çok hani vicdanlı ve merhametli olduğumuzdan çok şükür ki, o yüzden hiçbir şekilde bırakmadık. O bizim canımız. Şu an kuşumuz ne yazık ki vefat etti. İrmamız da bizimle evde. Canımız, kızımız, her şeyimiz. Sağlıklı, uzun ömürlü evet. olsun. Hep beraber böyle güzel güzel anlarınızın fotoğraflarına bakalım biz de. Çok Amin. Güzel, çok. Onlar zaten can. Can, onlar çok, çok masum. Çok o kadar sevgi. Keyifli ki. Sadece beklentileri tek, evet, tek şey, bekledikleri evet. tek şey sevgi. 10 dakika görmeyelim evde herkes, İrma nerede? İrma nerede? Hemen gözümüz ona orar. Karşılıksız seviyorlar. Onunla hayat muhteşem düş. Yani ondan önceki hayatımı böyle şey görüyorum. Öncesi ve sonrası olarak evet. ayrılıyor değil mi? Kesinlikle bir evde bir kedi, köpek, evet, kuş kesinlikle. Muhakkak olmalı. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Nasıl bir anın fotoğrafı? Lifestyle programı. Sevgili Sky Media ile beraber çok güzel bir sezon yürütmüştük beraber. Lifestyle'ın içinde Aksimetre isimli bir köşem vardı benim. Böyle bir kültür sanat üzerine bir programdı. Bu da Hayko Cepkin'le Hayko'nun karavanında yapmıştık. Bir etkinlik vardı Harbiye'de, yardım etkinliği. Hayko da sahne alıyordu. Ondan sonra menajeriyle bağlantıya geçmiştik. O şekilde sağ olsun karavanında konser öncesi beraber konser röportajımızı yapmıştık. Ona, evet. Röportaj, hatıra fotoğrafı. Evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Çekimlerden sanırım değil Aynen, mi? Aynen, bu da Bursa'da. Az TV'de Alameti Harika isimli bir kültür sanat programı hazırlayıp sunuyordum. Onun çekimlerinden bir tanesi. Burası Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nun önünde Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali var. Onun sunumunu yapıyordum. Habersiz çekilen bir fotoğraf. Evet. Ne güzel çıkmış. Ay çok da havalı durmuşum. Ne güzel. Evet. Her zamanki gibi. Beğendim. Peki sıradaki fotoğraf gelsin. Hangi oyun? Eşeğin Gölgesi, Haldun Taner'in. Yine Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu'nda Cihan Yöntem koreografımız. Biz böyle clown makyajlarıyla. Sahne öncesi. Sahne öncesi çekilmiş. Kuliste şey canlı müzik vardı bu oyunda ve Roman Orkestrası. Darbukalar, ondan sonra kanunlar, utlar. Ne eğleniyordunuz değil mi oyunda? Çok eğleniyorduk. Yani zaten romanlar çok eğlenceli. Ondan sonra bir makara dönüyordu oyun esnasında. Ya. Yani sürekli böyle göbek atılan, şarkılar söylenilen inanılmaz eğlenceli bir oyundu. Kostümlerimiz de öyleydi. Karnaval gibi curcuna. Sonra biz bu kostümlerle festivalde kortejde yürümüştük bir de. Aa, çok keyifli. Hı-hı. Makyajlarınızı kendiniz yapıyordunuz değil mi? Yok hayır. Makyaj sanatçımız vardı. Sevgili Tutku o yapıyordu. Çok güzel. Bizim için bazen hani oyuncuların özellikle hani makyajlarını bir iki provadan sonra hani kuliste kendileri acaba öyle bir şey mi dedim ama çok güzel makyajlar. Çok kalabalık bir ekip evet, olduğumuz evet. için ve herkesin makyajı da çok Aynen. sabitti. Hiç değişmemesi gerekiyordu. O yüzden hep başından sonuna sevgili Tutku ile beraber. Ne yaptım. Kaç saat sürüyordu? Oyun iki perde 3 saat sürüyordu. Makyajın yapılması bir. Bir kişinin makyajı yaklaşık 15-20 dakika sürüyordu. 15-20 dakika Tabii. sürüyordu. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ne güzel bir fotoğrafmış Emin bu ya. Çok güzel evet. Ay canım Haldun abi. Haldun Dormen'le beraber bir fotoğrafınız. Çok güzel yansımış enerji. Neredesiniz? Burada Enka Açık Hava Tiyatrosu'ndayız. Ondan sonra Yaparsın Şekerim belgeselinin gösterim günü. Yeni fotoğraflardan. Yeni fotoğraflardan. Geçtiğimiz yaz. Evet, evet. Haldun abiyi çok severim. Ben de yeri çok ayrıdır. Sevgili Tolga Savacı bizim çok sevdiğimiz bir aile ahbabımızdı. Ben tiyatrocu olmak istediğim zaman ondan sonra Tolga abi tuttu beni elimden Dormen Tiyatrosu'na götürmüştü. Ondan sonra Haldun evet, abiye. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne eğitim almaya başladınız. Daha Onun başlamadım. Öncesi mi? Bu daha da öncesi. Ha, tamam. O zaman nasıl başladı oyunculuk? Zaten çok sosyal bir çocuksunuz. Yani
biraz daha büyüyünce. Evet. Onu başlarda zaten öğrendik. Ailem de benim sanata çok meraklıydı. O yüzden tiyatroya çok erken yaşta gitmeye başlamıştım. Çocuk oyunlarının hiçbirini kaçırmazdık. Yani her hafta sonu muhakkak çocuk tiyatrosuna, sinemaya, işte bir çocuk balesine mutlaka götürürlerdi. O ben de oyuncu olacağım fikri ne zaman oturdu? Sanırım ilk izlediğim çocuk oyununda daha o kadar etkilendim ki, yani o perdenin açılması, o sahnedeki... Bir de çocuk oyunu hani izlediğiniz için o şamata, renkler, ondan sonra büyülüyor sizi ister istemez. Ben de oyunları izleyip gelip mahallede, sokakta sen şu roldesin, sen bu roldesin, tabii oynayalım yapardık. Klasik. Ne kadar önemli değil mi böyle çok erken evet. yaşta çocukların tiyatroyla buluşması? Çok meslek kıymetli. Seçim açısından da. Aynı zamanda sokakta oynayabiliyor olmak da bizim için çok kıymetliydi. Aa, tabii, evet. Yani o hayal gücünü geliştirebilmek. Sonra böyle böyle devam edince Tolga abi de... Tuttu beni elimden, götürdü Dormen Tiyatrosu'na, kulise. Haldun abi dedi, böyle, çok sevdiğim. Ondan sonra dostlarımın kızı, eti senin kemiği benim dedi. Haldun abi dedi ki, şekerim bunun her tarafı kemik dedi. Ondan sonra o kadar zayıftım ki iskelet gibi. Hepsi benim dedi. Ben onların provalarına gidip gelmeye başladım. Ondan sonra bir oyun nasıl çıkıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor onu izledim. Gidip izliyorsunuz sadece. Öyle başladı işte. Evet. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Merkezine yazarlık bölümüne sınavlarını kazandım. 4 yıl orada konservatuvarda yazarlık bölümünde okudum. Ondan sonra daha sonrasında da Haliç Üniversitesi Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdim. Orada da en büyük arzum Kenterlerin öğrencisi olmaktı. Ne mutluyum ki Müşfik Kenter ve Kadriye Kenter'in öğrencisi olarak da 4 yıl orada okudum. Aralarda çok benim başka okullar, kurslar, dersler var ama hani genel anlamda bu şekilde. Peki Haldun Dormen'in yönettiği bir oyunda oynadınız mı? Hayır, maalesef hiç öyle bir imkanım, öyle bir şansım olmadı. Ama Haldun abiyle mesela yaptığım televizyon programına konuk oldu. Orada ağırlama şansım oldu. Mesela hani bu tür hoşluklar yaşadım. Peki saygılarımızı gönderelim. Çok değerli bir kesinlikle. Usta sanatçılarımızdan biri. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Çok güzel fotoğraf. Bunu nereden buldun? Dinleyelim öyküsünü o zaman. Bu da yine Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nda Orhan Kemal'in Tersine Dünya oyunu. Engin Alkan yönetti. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'ndayız. Orada oynuyoruz. Kuliste. 4 farklı karakteri oynuyorum. Bu son oynadığım karakter. Yok, sondan bir önceki. Böyle cazgır bir tip. Orada da bir tane saz buldum. Ona... Oyunda sazla hiç alakam yok. Yok orada o tiyatroda farklı sahnelerde oynuyorduk. O gün de oradayız. Aldım onu makara yaparken çekmiş biri. Güzel fotoğraf. Evet. Tatlı kulis hatıralarından biri diyelim. Çok aynen. keyifli. Aynen. Kulis de aynı sahne gibi bazen böyle hele ki ekiple eğer iyi anlaşıyorsanız, şansınıza güzel meslektaşlarınız denk geldiyse çok eğlenceli oluyor. Zaten şey sahne başka hatıralar evet. ama onun haricinde de bir o kadar belki daha fazlası turnelerde ve kulis kesinlikle öyle yani hele o turneler normalde hani burada oynadığımız oyunların birkaç katı daha eğlenceli. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Çok merak ettim ne gelecek? Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Ya bu fotoğrafta şimdi çok eskilere gittim bunu görünce. Sadrıyal Işık Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu'nun Kadıncıklar oyunu kulisteyiz. Ne konuşuyorsunuz mesela? Fotoğraf makinesiyle çekilmiş sanırım. Evet. Flaş patlamış. Yani aslında buna ilk selfie diyebiliriz. O zaman da aynı fotoğrafları var ya şimdi aynı. Aynen öyle. O zamanlar siz başlattınız bence bunu. Belki de. Değil mi? Çıkış noktası öncüsü fotoğrafların. Peki nasıl bir an bu an? Şimdi bir kere bu makyaj yapıyormuş gibi olan tavırlar poz mu yoksa gerçekten hazırlanıyor musunuz? Tamamen o esnada dedikodu yapıyoruz aslında biz. Bir de iki tane kulisimiz neler var. Neler konuşuluyor acaba? Neler konuşuluyor ki? Muhtemelen aşk hayatımız konuşuluyor. Diyet konuşuluyor. Saç makyaj konuşuluyor. Yani beş kadının bir arada makyaj odasında yani, yaptığı dedikodunun Allah aşkına. Yani bir dinlese neler, de neler. Bir gün başımıza şöyle bir şey geldi. Biz... Bu oyunla değil ama Güllü oyunuyla Akşehir'de Nasrettin Hoca Festivali'ne, komedi festivali'ne konuk olduk. Hı hı. Ondan sonra ama bu kadro yine var, biz beş kız. Böyle beşi bir yerde diyorduk. Ondan sonra açık havada oynadığımız için yaka mikrofonlarıyla oynuyoruz. Eyvah. Ve en önde de bir gün sonra konserleri olacak ve o dönem
aşk ilişkileri ortaya çıkmış, çok popüler bir çift, Magazinel ve yeni patlamış ilişki, en önde oturuyorlar. Biz bunun, sahne bitti, kulise girdik, bir makarasını döndürdük ama nasıl gülüyoruz. O esnada karşıdan sevgili Kerem Alışık'ın böyle üç ayrı tonda kırmızı renge bürümüş bir şekilde yanımıza geldiğini gördük. Şöyle bir ağzını kapattı, mikrofonlarımız açık kalmış. Ve o ikisi dışında herkes tabii duymuş. Ondan sonra ay, hayatımızın en büyük utancıydı. İkisi nasıl duymamış? Onlar da duydu. Ha, evet, biz bir daha nasıl geri sahneye çıkacağız, insanların karşısına olacağız ve nasıl dedikodularını yapmışız? Yani bütün magazinler onları yani, veriyor, onların aşkını veriyor. Yanınıza koşup biraz susun susun nasıl yapmamış? Yaz nasıl dikkatlerini çevirmiş, merak etmişler. Biraz bence alan açmışlar size, biraz konuşun gümbür diye. Gümbür gümbür böyle biz dedikodu yapıyoruz. Mikrofonlar açık kalmış. Bütün o açık havaya bizim beş kızın dedikodusu çatır çatır yayılıyor. Ve öndeki iki isimden de nasıl bahsediyoruz? Yani onların ilişkileri, paparazlara yakalanmaları, onların esprisini yapıyoruz. Ay, burada sormayacağım bir daha ama yayın bittikten sonra söylerim kim ben olduğunu. Kim? Yayından sonra söylerim. Şimdi söylemeyeceğim. Ay, söylemeyeyim ne olur. Ama yani yer yarısın dibine girsin dediğiniz bir an var mı derseniz bu. Of, çok fena. Yakın mikrofonu vardı. Biz oyundan sonra kulisten çıkmadık beşimiz, karşılaşacağız diye. Ama çok... Gittiler mi, gittiler mi? Nereye gittiler, bir yorum yapmışlar mı acaba? Bir şey söylememişler ama tabii yani... Yine kibar davranmışlar. Kerem'i kim bilir ne kadar zor durumda bırakmışızdır tiyatronun da sahibi olarak. Eyvah eyvah. Ondan sonra yakın mikrofonu böyle çıkıp uzaklara gidene kadar hiçbir şey yok. Yakın mikrofonu deyince hep aklıma o gelir. Böyle bir yerde ekstra artık dikkat ederim, aman açık kalmasın tabii, ne diye. Ne olur ne olmaz. Peki, değişik bir öyküsü varmış. Sonra öğreneceğim o ismi. Burada da yan kulisimizde Nurseli İdiz Songül Öden, O Yayıncı falan var. O, ondan sonra evet, onların dedikodularıyla bizim dedikodular birbirine karışıyordu. Çünkü üst açık duyuyoruz, herkes böyle laf atıyor falan. Peki, devam edelim sıradaki fotoğrafla. Oy! Ne güzel bir an. Bursa'da, bu dünya güzelleri kim? Kim bu şekerler? Öğrencilerim, ben Bursa'da aynı zamanda drama öğretmenliği de yapıyordum tiyatroda oynadığım sırada. Ondan sonra onlara gizli gizli ben kantinden bir şeyler aldım ya, yasak olan böyle. Çok zararlı olmayan. Onlar da o yüzden beni öpme yarışması yapmışlardı da bu şeyden. O nasıl anda güzel bir fotoğraf. Ne kadar sevgi dolu. Hepsi birbirine ne güzel, evet, sarılmış. Gözlerinin içi parlıyor. Çünkü ben şimdi ana mesleğim öğretmenlik değil, yani tiyatrocuyum. Dolayısıyla bunun uzantısı olarak hani drama öğretmenliği yapıyorum ve klasik bir öğretmen disiplini tabii ki içimde de olmadığı için sağlayamıyorum. Çocuklar da o yüzden çok eğleniyor benimle. Her türlü muzurluk, her türlü kudurukluk benimle mübah olduğu için ondan sonra yasak olan her şey benimle beraber hey yaptığımızdan çok mutlular. Nasıl böyle bir an önce sizin dersiniz gelsin de girsek derse çiz, evet, öğretmenim diye etrafınıza dönüyorlar. Yaşasın yaramazlık diyorlardı ben sınıfa girince. Yaşasın yaramaz. Yaşasın yaramazlık. Ha, yaramazlık. Evet. Özgür hissediyorlarsa kendilerini. Evet. Peki, devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ya, nasıl bir an? Kırıklareli turnesi, el yapımı aşk Yosu ile beraber. O da Fındık semtin köpeği. Ay, çok şeker. Ondan sonra her gelene böyle göbeğini açıyor ve sevdiriyor. Çok şeker. Ondan sonra muhteşemdi. O yüzden Fındık'la tabii ki ben de bir fotoğraf çektirmek istedim. Çünkü Fındık orada anımızı, çok şöhretli. Değil mi? Rica ettin bir fotoğraf. Evet, dedim ki Fındık için bir fotoğraf hani çekilebilir miyiz beraber? O da hemen tabii müsaade etti. Tabii, hemen göbeğimi açayım, evet, pozumu vereyim. Evet, ya sokak camlarımız muhteşem, hayat onlarla güzel. Kesinlikle. Sokaklarımız kesinlikle onlarla güzel, evet. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ben sizi arıyorum, neredesiniz, neredesiniz? Şapkalıyım. Heh, tamam, gördüm. Nasıl ama bir anın fotoğrafı? Engin Alkan'ın yönettiği Tersine Dünya oyunu, turne yapmaya geldik Bursa'dan İstanbul'a ve Sezen Aksu ve Emel de oyunu izlemeye geldi, en öndeler. Aa, ne kadar keyifli. Engin Alkan'ın yanındaki Sezen Aksu, yanında Feyha abla, sevgili Feyha Çelenk, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan ve Emel. Çok keyifli. Ve çok ekip güzel olarak o kadar heyecanlanmıştık ki Sezen Aksu bizi izliyor diye. Ondan sonra böyle inanılmaz heyecanlı, keyifle oynadığımız, kulise gittiğimizde gülüyordu, gülüyordu diye herkesin birbirine söylediği. Böyle kendi sahnemiz yokken perde
aralığından beğeniyor mu, gülüyor mu, ne yapıyor, tepkileri ne diye baktığımız bir oyundu. Oyundan sonra da böyle hatıra fotoğrafı çekilmiştik. Oyun sonrası çekilen hatıra fotoğrafı. Peki, çok keyifli, çok güzel bir an. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Hadi bakalım. Gene bir aynı polis karakter. Anı bulsa da tersine dünyada bir dört rolden bir tanesiydi bu gardiyan. Kuliste her zamanki gibi bir şamata yapıyoruz. Öndeki Feyha abla, makyajımız Tutku benim kostüm şapkamı takmış. Ondan sonra terzimiz Emine abla, Bursa Urmumcu sahnesinin kulisi. Peki. O kadar keyifli, o kadar güzel geçti ki bitti. Yapay zeka fotoğrafımıza ama geldi. Ama olmadı. Nasıl bitti? Gerçekten nasıl bitti, nasıl geçti anlamadım. O kadar tatlı, o kadar güzel anlattınız ki o fotoğraflarınızın öyküsünü. Evimde albümleri karıştırıyormuş. Böyle bakıp da anılara gidiyormuş gibi oldu. Öyle, ben hep diyorum canlı yayında albümünüze bakıyoruz. Evet. O anlara gidiyoruz. Bir sürü anı konuşuyoruz. Çok keyifli, çok güzel. Böyle size çok tatlı tatlı anlattınız. Teşekkürler. Daha üç gün sürse anlatabilecektim. O kadar keyifliydi. Bir daha bekleriz. Yine gelin efendim. Her anlaştık. Zaman daha vermediğimiz bir sürü fotoğrafınız vardır. Daha gizli neler kalmış, var? Gizli kalmış. Ne sırlar. Tabii. Oo. Ne dedikodu fotoğraf. Ne dedikodu. Dedikodu demiyoruz. İstihbarat paylaşımı. Evet. Değil mi? Evet. Yeni doğru. Moda. Öyleydi değil mi? Evet evet. İstihbarat paylaşımı. Peki şimdi yaşamadığınız ama hayal ettiğiniz nasıl bir an diye sorduk. Büyük bir yaşam köyü kurup kediler, köpekler, atlar, eşekler ve tüm hayvanların can güvenliğini sağlayıp onlara hak ettikleri mutlu ve güzel yaşamı sunarak onlarla beraber yaşamak en büyük hayalim demişsiniz. Bakalım yapay zeka bu anı sizin için nasıl tasarladı? Gelsin bakalım ekranlara. Çok merak ediyorum bunu. Bu şekilde tasarlamış efendim yapay zeka o anı. Güzelliğe şöyle programımızın bakıyorum. Hatırası olarak hediye etmek istiyorum. Ben bunu çerçeveletip evime asacağım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Güzel bir hatıra olarak kalır. Gerçekten de bu benim için çok arzu ettiğim bir hayal. Mesleğimin dışında hani şunu yapmadan hayatıma nokta koymak istemem, bu dünyadan gitmek istemem dediğim bir şeyi gerçekten çok büyük bir yaşam köyü kurup ben hayatta gittikten sonra da devam edebilecek bir sistem sağlayıp tüm kedilerin, köpeklerin, atların, eşeklerin hak ettiği değeri, güveni onlara sağlayabileceğim, çok mutlu bir hayat verebileceğim bir yaşam köyü kurmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. Umarım hayattayken de bunu gerçekleştirebilirim. Ve bu da bana o kadar iyi geldi ki bunun görselleştirilmiş hali. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Biz de çok teşekkür ederiz. Hayal ettiğiniz tüm anların fazlasıyla gerçek olması dileğiyle diyeceğim. Çok güzel bir hayal. Umarım gerçek olur. Umarım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki ağırladınız beni. Fotoğrafın öyküsünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.